Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni hafta geldi biliyorsunuz. Yeni haftanın maçları oynandı. İşte G2 Giants'la kapıştı, Chaos Gifu'yla kapıştı, Dimitri Penta ile kapıştı, Team Empire Natus'la kapıştı. Bugün iki video atacağım inşallah. İlk başta şöyle sıradan gidelim diyorum. Ondan sonrasına günlük 3 video çıkarıp videoları diğer bu ülkelerin maçlarını da atmayı düşünüyorum. İşte Team Dragons'lar, işte ne bileyim bu NA maçları, artı işte belki Brezilya vesaire, bunların maçlarını da atayım diye düşünüyorum. NA, Brezilya, bunları da başlayalım. US Nationals'lar işte var bazıları. Bunları da atalım diyorum. Umarım hoşunuza gider bu video. Yavaştan şöyle sıradan başlayalım. Europe'la devam edeceğim. Biraz daha böyle vakit ayırabildikçe işte 2-2 atacağım. Biraz zaten hızlanacağız demiştik. Zaten izleme tarzımı gösterdim size. 2 hızı alıp daha hızlı bir şekilde izliyoruz videoları. O yüzden sıradan Gifu Esports, sonra işte G2, bunların videoları gelecek. Şöyle yavaştan başlıyorum Gifu'yla. Şöyle ben Epic Ben'imi de açayım. Şöyle geliyorum. Evet, geldim arkadaşlar. Şöyle başlayalım. Villa oynamışlar. Gifu, Kaos. Şansımıza da hep farklı mapler denk geliyor. Şöyle ikiye alalım. İzlememize başlayalım. Size biraz fazla geliyor mu? Yok. Şöyle biraz kısacağım burayı. Gifu Malerik banlamış. Defans tarafından Malerik banlamak işe yarayabiliyor. Çünkü çok fazla dikey yerlere pushladığınız için küçük bir delik açmak sizi sıkıntıya sokabiliyor videoda. Güzel bir ban. Kaos da kapital banlamış. Rakip yüksek ihtimal farklı açılardan yanıcı atıyor. Biliyorlar yani rakip. O yüzden banlamışlar gibi geliyor. Yoksa normalde pek banlanan bir operatör değil. Echo ve Mira. Default bildiğimiz normal banlar geldi. Şöyle bakalım. Six de gerçi gelecek şimdi. Şimdi gördüğünüz gibi rakip pulse almış gözüktü. Pulse gösterdi ama Clash'e döndü. Shard'de Pulse'dan Clash'e dönüyor. Gördüğünüz gibi Renews'da eşi IQ'ya dönmek zorunda kaldı. İşte hem zaten full elektronik gadget, Jaeger Bandit'i, ne bileyim işte Pulse var gözüküyor. Hemen IQ'ya döndüler. Güzel bir seçim. Kaos'tan güzel bir 6-pick. Aynı şekilde Gifu'da güzel bir blöf yapıyor. Bunları böyle biraz blöf vesaire, böyle bir şey gibi düşünün. İlginç bir, yani avantaj olarak düşünün. Blöf yapıyor. Rakip de yedi. Yani yiyecek bir şey yok aslında. Çünkü zaten atak her zaman güçlü çoğu map'te. Mira olmadığı zaman defans biraz güçsüz ama şartlıdır işte onu Clash'leri güçlendirmeyi düşünüyor ama blöf yaparak daha güzel bir şekilde güzel bir teknik uygulamışlar. Bakalım neler olacak. Master Bedroom'a normal default bir saldırı görüküyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Master Bedroom alınıyor. Master Bedroom'u alarak o taraftan pushlayacaklar ki sonrasında 90 alabilsinler. Jonas'ı vurdular. Aynı şekilde Mov'da 25 candan daha az canı kalmış. Güzel başlangıç. Daha ikinci dakikasında bu kadar büyük baskın oynama çok aşırı iyi. Aynı şekilde Shard'da da gitti gibi, gördüğünüz gibi. Great Teamwork zaten, yani geçen gün izlediğimizde de, Kaos maçını izlediğimizde de çok muazzam bir şekilde, Drone Work muazzam bir şekilde farklı açılardan baskı uygulamayı iyi yapıyor Kaos. Gözlemlediğimiz kadarıyla. Cidden başarılı. Gifu'nun maçlarını hiç izlemedik daha. Şimdi bu ilk maçımız. Yani Gifu zaten şu anda herhalde son sırada diye biliyorum. Yanlış bilmiyorsam eğer. Daha şu anda bir tane refrag geldi. So it's the two newest additions to Sisu against moderately lit opponents. But there goes move, so it's all on Jonathan. And he can get one, and he get a second. By the way, again, referral giderek geri alabilecek mi? Üç ve birden. Çok zor. Kanka be, o, niye o sesini duymadım ki lan acaba? Thatcher, ilginç. Gerçi kamera varsa ben bakıyorum deyip dikkat etmedilerse o yüzden öyle bir durum olmuş olabiliyor bazen. Evet,
So Clash gonna be brought here again for Sisu. Gonna be Aviator again for Sisu. That Aviator game sürüm için size default reinforce'lardan bahsedelim arkadaşlar. Mesela Ranked oynarken arkadaşlar o reinforce'lardan da bahsedelim demiştik ya, map öğreniminizi biraz daha kolaylaştırmalar için. Normal reinforce'lamalardan hemen şöyle bahsediyorum size. Şimdi normal reinforce'lar arkadaşlar, eğer minanız yoksa bu şekilde bu dörtlü duvarı kapatıyorsunuz. İki buraya gidiyor, iki buradaki duvara gidiyor. Şartlarını kapattığı duvara. Sonra bir tane buraya atıyorsunuz. Şu move tower'ın buradaki bulunan duvara. Sonra buraları yapabilirsiniz. Şu buraları yapıyorsunuz. Zaten iki tane reinforce sanırım oluyor. Buraya bir tane rotasyon açabilirsiniz bu şekilde. Şöyle çarpı yapalım da kafanız karışmasın. İşte buraya bir tane tel atıyorsunuz. Bu rakibe burayı da açtırmıyorsunuz. İşte şuraya bir maestro koyuyorsunuz. Böyle farklı farklı stratejiler uyguluyorsunuz. Ya da buraların üstünü açıp impact trick yapabiliyorsunuz. Böyle bir avantajı var buranın. Ya da mira olduğunda işte şu sola reinforce atmıyorsunuz. Burada da aynı şekilde sağa reinforce atmıyorsunuz. Mira camlarını çapraz tutmuş oluyorsunuz. Buna hibana atarsa buradan vuruyorsun. Bunu açarsa buradan ateş ederek vuruyorsunuz. Böyle değişik bir strateji de yapılabiliyor. Mira defanstayken burada çok güçlü aslında. Mira oynanabilirmişti. Belki counterlayabileceklerini düşmedikleri için veyahut da işte ya vakit harcadıkları için almadılar. Ama gördüğünüz gibi Kaos hem Buck hem Zofia'yı da iyi oynadığı için Mira'yı otomatik banlayıp atağa geçtiklerine uğraşmamak için tercih etmiş olabilir Gifu. Ama dediğimiz gibi Mira'yı eğer açtırmazsanız ciddi manada karşınızda Clash'ten daha sabit bir duvar var. Açılması çok zor, kırılabilen bir duvar değil. Çok yavaş yavaş, yani ya dikey oyun yaptırıp 1-1.5 dakika kaybedip hatta bazen altını açarken vurabilme şansınız var. Öyle bir durum. Yani değişik bir strateji uygulamaya çalışmışlar ama benim şahsi tercihim genellikle Clash Mira ikisini birlikte kullandığınızda rakip Rush oynayıp aynı şekilde bölge kontrolü geliyorsa durdurmak bayağı bir kolaylaştırıyor işinizi. Bu da böyle küçük bilgi olarak dursun. Dediğimiz gibi buralar işte tek tek reinforce oluyor. Burası, buradaki duvar. Normal Ranked setup'ındaki Aviator Games Room tutuşu bu şekilde arkadaşlar. Devam edelim. Gördüğünüz gibi ya da bakın altlarını açtılar. Belki alttan rakip Termite'de duvarı açmaya çalışırsa, ki Termite abi var, alttan vurmayı deneyebilirler gibi. Altını açtılar gördüğünüz gibi. Buralarda da rotasyon açabilirsiniz. Buradaki rotasyonda da şöyle bir avantaj var. Şu tabloyu kapatırsa. Burada da şöyle bir avantaj var. Burayı rotasyonlayıp artı burayı rotasyonlarınızı buradan giriş çıkışlarınızı yapabiliyorsunuz. Buradan da şu barın arkasını Akok'la bu kapıdan giren rakibi counterlayabiliyorsunuz basit bir şekilde. Bu şekilde de açarak da oynayabilirsiniz. Şu anda Gifu'nun stratejisi ciddi manada geniş ve düz oynama stratejisinde ama birbirlerini supportlamıyor. Bakın gördüğünüz gibi şartta tek başına. Tamam, daha ilk 20. saniye olabilir ama birbirlerini desteklemeyerek oynuyorlar gibi. Mesela bak mesela şu anda balkonda 3 kişi var ama şartların arkasında kimse yok. Clash'ın arkasında kimse yok. Bu ilginç bir durum. Mesela bakın early kill olarak şeyi aldılar. Bu master bedroom'un camından teşeri kaybettiler. Bu kötü oldu çünkü duvarda elektrik var yüksek ihtimal. EMP'sini atmadan öldüyse round biraz zorlaşabilir. Jonas bir can kalmış ama gördüğünüz gibi Legion supportladı, bir kill daha aldılar. Yani şimdi şöyle bir şey var, mesela Legion'ın ölmesi burada sorun değil çünkü hem trap var hem kill aldırdı. Bak gibi bir operatör de gitti. Şimdi dikey oyun yapabilecek tek kişi Arif kaldı, Nexman kaldı Zofia'da. Yani elektrikleri alıp duvarları falan açmaları gerekli. Ha bir de IQ var ama yani çok riskli, anladınız mı? Farklı bir açıdan başka bir rakip daha gelip vurabiliyor sizi. Yani bu round GG gibi gözüküyor. Mesela bak bandit trick bile yapıyor gördüğünüz gibi. Bandit trick yapıyor. Bayağı sıkıntı var. Chant'a çok güzel vakit kaybettirdi. Aşırı şekilde pasif oynayıp cidden güzel oynadı Chant'a. Kendini öldürtmedi. Mesela bak Jonas da supportladı Chant'a'yı. Gene bir kill aldılar ama referaha geldi Arif'ten. Ama bir canı var yani, elektriği ölecek neredeyse. Allah. Yani
is going to be able to zap him. Those Paul's superpowers. Red Groove will find Boonsy. Red Groove trying to fight the Clash, trying to knife him. But Shate, beautiful play and control on his Clash. He'll be able to pick up one. The Habana is down. The Zofia is last alive in every angle. Yani gördüğünüz gibi bak, elektrikli öldürdü, hem orada bir vakit kaybediler, bir 5 saniyelik. Gibana çok iyi pushladı ama nasıl vuramadı? Clash o çok ilginçti. İlginç bir ranktı. The Clash excellently and expertly played here by Shate. It was such a massive point. Every loss compounded on the team. Gif'u bu round'u yani normalde böyle tutması gerekiyormuştu. Önceki round işte biraz erken düştüler herhalde. Biraz hazırlıksız yakalandılar. Mesela tersten genellikle şöyle bir tavsiyemiz var arkadaşlar. Mesela çalışan bir stratejiniz varsa rakibe karşı, rakip operatör değiştirmediğini fark ediyorsanız gene aynı stratejiyi yapmanız sizin için muazzam bir artı avantaj. Yani mesela tersten pushlamada çok başarılılardı. Sadece iki kişi kaybettiler sanırım atak yaparken Kaos. Aynı şekilde devam edebilirlerdi buna. Yani balkondan pushlayınca duvarı açmaya çalışıp ne bileyim bazen bu çalışmıyor, anladın mı? Bu timingle, unlucky'likle alakası yok. Çünkü diğer tarafta koridorları almak uzun sürebiliyor ama drone work'ün iyiyse, işte counter'ın varsa, ki var, iki tane nade atıp Clash'ı çok basit bir şekilde counter'ladılar. Aynı şekilde Zofia'ları var. Güzel takım oyunu da yapıyorlar. Tak tak çalışan bir sistemi bozmanızın hiçbir zaman gereği yok. Bu gerek amatör takımının, gerek profesyonel takımının. Bunu bu şekilde oynadığınızda daha avantajlı durum elde edebiliyorsunuz. Ama yani bazen değiştirmeniz de gerekebiliyor. Yani atıyorum o tarafta bir açıklık görüyorsunuz. Mesela duvarda reinforce yoktur. O zaman gidebilirsiniz. Bu kişisel tercihe kalmış bir şey. Tabii IGL'in yönlendirmesiyle de değişebilecek bir şey bu. Ama dediğim gibi çalışan bir sistemi bozmanın hiçbir zaman yararı yok, mantığı yok. Normal bir şekilde oynayarak aynı yaptığınız şeyi yapabilirsin sadece ama çalışıyorsa eğer. İki rakibinler operatör değiştiğini görmedik. Konulabilir. Şu tabu kapı attım, şöyle gösterelim. Şimdi arkadaşlar burada da trophy room tarafındaki normal reinforcement'lardan biraz bahsedelim. Şimdi şuradaki bu üçlü duvarı reinforcer'da arkadaşlar isterseniz, bu tabi kişisel bunların hepsi ama ranked'da genellikle bizim yaptığımız stratejiler bunlar. Buradaki üçlüyü, tuvaletin karşısındaki duvarın üçlüsünü yapıyorsunuz. Sonrasında arkadaşlar buraya bir tane ortaya, şuraya bir tane rotasyon, şu kısma, buradaki gördüğünüz kısma rotasyon. Sonrasında diğerlerini de buraya yapabilirsiniz. Karşıda mesela eğer burada bu statünün burada oynayacaksanız, buradaki statünün buralarda oynayacaksanız şu kare bölgede, buradaki duvarları da reinforce'layabilirsiniz ki şuradaki camdan direkt paralel vurulmayın diye. Yani takım olarak, pasif olarak site'de smoke'la, ne bileyim işte buraları Legion'la tuta tuta, böyle koridorları buraları tutarak oynayacaksanız böyle de tutabilirsiniz. Takımcı oynuyorsanız atıyorum şuradaki o aviatörün ikili duvarını reinforce'layıp rakibin oradan gelmesine Legion'la, işte ne bileyim Clash'la 90'ı tutup biraz daha pasifize ederek tutabiliyorsunuz. Ranked'da genellikle biz bu şekilde çapraz açıyoruz. İşte buraları reinforce'luyoruz. Ki rakip daha hızlı pushlamasın diye yapıyoruz bunu. İşte buraya tel atıyoruz falan. İşte buraya da aynı şekilde bir tel atıyorsunuz. Koridorları buralarda bir kişi roamlıyor. Bu arka tarafta iki kişi roamlayabiliyor genellikle. Red stairs tutuyoruz. İşte buradan hızlı baskıyı engellemek için birisi buralarda oynuyor. İki kişi, üç kişi site'de oynuyor. Master bedroom'a gelirlerse master bedroom işte ne bileyim, İster bandit trick yapıyorsunuz ki nade yeme olasılığınız çok yüksek, ya da maestro ile işte tarette falan tutuyorsunuz, yavaşlatıyorsunuz, böyle değişik stratejiler yapabilirsiniz. Biraz dediğimiz gibi oyun tecrübeyle ilerliyor arkadaşlar. Ama reinforcemalardan biraz bahsettiğimiz için daha rahat bir şekilde yanlış yerleri reinforcemezsiniz. Atıyorum mesela burayı komple reinforcelarsanız side'in arasında rotasyon olmayacağı için B'nin şuraya iki tane smoke atıp direkt girip şu camdan atlayıp herkes bombayı kurabilir. Aynı şekilde bir tane de buraya smoke atıp şuralara iki tane smoke, direkt şu kapının ağzına kur çıkar, anladınız mı? Çok basit bir sistem. Oyun aynı CS gibi. Bir yerde sabitleştirilmişse, yani sabitleştirilmişten kastımız ne demek? Şimdi mesela şu duvar reinforce, tamam mı? Bu koridorda smoke attınız. Buraların böyle açık olmadığını düşünün. Burası da duvar. Bu kafa, burayı da komple duvarlamışsınız. Site burası. Yani bir tane de buraya smoke atıp girip kurabiliyorsunuz. Anladın mı? Çok basit bir şey. Yani ha, alttan C4 yeme riskiniz var ama yapılabilir bir şey ya. Yani gider şuraya kurarsınız, anladın mı? Full duvar reinforced olsa. Yani bunun şeyi yok. Tantrı yok. Yani o yüzden bilmiyorum ya. Yani dikkat edin, biraz reinforcelamalar önemli, öyle söyleyeyim. Yani bunu neden anlattığını izlerseniz. Reinforcelamalar önemli olduğu için. Mesela bak dediğim gibi, gördüğünüz gibi bu ikili reinforcelamışlar. İşte buralara tel atıyorlar.
Birisi de 90'da oynuyor. Yavaşlıkla yavaşlıkla geri kaçarak site'a geri kapatıyorlar kendilerini. Zaten ki uyguladıkları strateji gibi işte. Clash'te main stage tarafını tutuyorlar. Geri site'a kaçıyorlar. Zaten site'a gelene kadar bütün adamları vurdular. Drummer'lar vesaire. Başarılı bir şekilde görevinizi yapıyorsunuz. Yavaş yavaş bir tık geri yaparak böyle oynayabilirsiniz. Özellikle Ranked'da bu çok işe yaramıyor olabilir bu stratejiler. Çünkü şöyle bir şey oluşuyor. Rakipte hep agresif oynama, sürekli rushlama psikolojisi var. O yüzden biraz daha hızlı davranarak oynamanız gerekli. Yani Clash'le ne bileyim, tamam gene zayıflatabilirsiniz rakibi ama rakibin eğer infosu gelmezse o zaman sıkıntı çıkıyor, öyle söyleyeyim. Atıyorum rakip gelmiş, Clash başka bir tarafa bakıyor, tap öldürülüyor, geçmiş olsun, anladınız mı yani? O yüzden Clash mesela raket çok kullanılan bir pata değil. Got kills, got the banner batteries down, and slowed down his opponents. Time-wise, even, it was masterfully done from Sisu to just hold chaos in place. But now, this will be a take on Trophy. And there's the impacts being used, gonna try to zone away the bandit, as they know that this is really the big problem. You don't even have to be inside to do all of this. Nitro Cell's gonna be brought up. Here's the first set of Skyros. Shockwires are gonna be set, but there's Zofia standing in the back. And there you go. EMP too slow on him. Unfortunately, Yunus will be able to trick at least one set trick of Skyros. Helal lan sen lan, Yunus. Yunus şaka maka trick yaptı. Ha, bir tane yapamadı ama. Splash damage destroys other Xyros next to it. So that's all of the Xyros. This is just so frustrating. Great job there from Sisu to impact trick and bandit trick that wall to deny it for being opened. I think there might have been some minor holes there. Impact trick yapmışlar öyle mi lan? Info güzel iş yaptı burada. This is already looking pretty good for Sisu, not only in terms of the denial, but also in terms of their ability to inflict damage. There's another one on the floor, two downs now, and there goes a kill. Actually, two versus five right now. Secretly gets picked up. Timing mesela, timing'i gördünüz mü? Timing iki kişinin ölmesine sebep oldu. Belki Red Group ölecek burada. Aynen öyle. Gördün mü? Bak, her oyun timingleri mi var arkadaşlar? Bu tarz şeyler çok basit şekilde olabiliyor. Gördüğünüz gibi lap diye push derken tak diye vurdu. Yani burada işte yani bu tarz maplerde şöyle bir şey devreye giriyor arkadaşlar. Mesela eğer rakibin C4'lemediğini analiz edebilirseniz, yani rakip C4 operatör oynamıyor ve C4'lenmeyeceğinize güveniyorsanız, ciddi manada Montain ve cam oyunu çok iş yapıyor bu map'te. Yani bazı bildiğimiz oyuncular mesela camdan çok güzel iş çıkartabiliyor. Yani cam burada çok kritik. Camda iyi oynarsanız round kazanma olasılığınız artıyor ama işte Montaigne'le 50'den 75'lere çıkıyor. Cam oyunuyla ikisini birlikte, yani hem Montaigne'i öldürtmeyip hem cam oyununu yapabilirseniz %75 kazanma olasılığınız artıyor atakta. Ama alttan C4 derseniz tabi bu daha da düşebiliyor. Cam oyununuz iyi değilse tabi. Yani %50'lere geri düşüyor. Yani %50-%50 her zaman. Çünkü işte mesela bakın, duvarı açamadınız. Dar açıdan geniş açıya giriyorsunuz. Çok zor. Yani direkt %100 aimfight kazanmanız lazım. Tak 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 hepsini böyle robot gibi, aimbot gibi kitlenip vurmanız gerekiyor. Ya da tam tersi işte diğer taraftan pushlayarak yaptığınızda da gene aynı sorun çıkıyor. Dardan genişe, ama dardan geniş oynadığınız halde şöyle havadan gördüğümüz bir pozisyona gelelim burada. Bakacağım ona. Bir havadan gösterir misin ya? Marsiya abi. Bir üst kata çıkalım. Şimdi dardan genişliğe geldiğinizde de şöyle bir şey var. Şimdi buralar reinforce'lu, buraları tutuyorlar ya. Şimdi eğer arkanızı korumayı iyi becerebiliyorsanız arkadaşlar, atıyorum kırmızı merdivenin korumasını, arkadaki o main stage'in korumasını yapabilmeye inanıyorsanız şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Şimdi şu bölgeyi aldıktan sonra, şurası var ya, şu kısmı aldıktan sonra arkadaşlar şuraya bomba kurmanız, şu açıya bomba kurmanız çok kolay. Çünkü rakibin sizi görebildiği tek açı şurası. Yani bir buradan girerken sıkıntı yaşıyorsunuz. Bir de şuradaki kapıdan. Başka hiçbir yerden vuramıyorsunuz. Yani buradaki avantaj şöyle bir şeye dönüşüyor. Buraya bir smoke atıyorsunuz. İşte 2 kişi 3 kişi site'a giriyor. Montaigne şuraya dönüp poposunu kuruyor. Çok basit. Yani bir tane de gerekirse buraya smoke atıyorsunuz. Ama burada işte ADS'in olmaması gerekli. Smoke'ların boşa atılmaması gerekli. Aynı şekilde arkanızı iyi kollaması gerek. Mesela siz bu dar açıya girdiğinizde alttan C4 yeme riskiniz var. İkincisi, buradan rakiplerin, atıyorum 90'dan eğer arkanızdan geliyorsa, buradan gelip diğer arkadaşlarınız düşürürse 2v5 round kalaşlama olasılığınız yok gibi bir şey yani bu pozisyonda. Çünkü çok sıkışık bir pozisyon. Yani içeride farık tuzağına da düşmüş olabiliyorsunuz ama burası daha güvenilir geliyor bana açıkçası. Çünkü burayı bazen açamama olasılığınız var, ki açamadılar da gördüğünüz gibi. Yani çünkü
Burası geniş ama sonrasında dara girip geniş açıdan koruyarak. Bak mesela tuvaletten baskı kuracaksınız. Burası çok geniş açı. Bak kaç tane kesebilecekleri açı var. Eğer maveriniz olsa mesela şuraya nokta delik açarsınız. Buradan kesemez. Okey bak şurayı iptal ettiniz. Ama sonra bu kadar yer var. Mesela merdivenden kesebilir. Sonra ne bileyim astronomiden kesebilir. Gene dardan genişe girmeye çalıştığınız için çok fazla açı oluşuyor. Ama burada maveriniz olsa işte burayı kesersiniz. Maverin de o sıkıntı yaratabileceğini bildikleri için gifu maveri var. Yani burada mesela delik açıp buradan adam açı tutup buradaki açımızı kısıtlamasın diye bunu böyle bir seçim bu. Ki başarılı da oldular. Gördüğünüz gibi trik yaptılar. Impact trik, bandit trik. Başarılı bir şekilde de yaptılar. Yani dediğim gibi her şey takım oyunu. Counter strateji, counter metodoloji uygulamak gerekli. Ama dediğimiz gibi de sonuç olarak insan vs insan atıyoruz. Yani böyle robot vs robot atmıyoruz veyahut da insan vs robot atmıyoruz. Hani buradan giriyoruz ama buradaki şey koruma. Korumadan ibaret. Birisi burayı koruyacak. Bu kapıyı koruyacak ya da nomad atsan da yani piklemene gerek yok ondan sonra. Hani buralar reinforce diyoruz dedik ya bunu herkes reinforce diyor bu arada neredeyse. Burada oynayacaksa yani şu var abi. Direkt merdiveni birisi korusun red station. Nomad at gerekirse mesela. Atıyorum arkada da bir tane at. Arkada bir tane adam beklesin o main station orada. Adam yukarı çıkarttırmasın. Uçtu. Tak kafasına vursun. Ne bileyim işte bu kırmızıda birisi dursun. Diğer üç kişi site'a baksın. Mesela mountain kursun. Veyahut da tam tersi işte. Buradan vurulmamak için açı almak yerine mountain burada bekleyecek. Hemen master bedroom'a gidip master bedroom'u alabilecekse master bedroom'u alıp gelecek. Ki burada adam vurmaması da artıyor. Çünkü mesela burayı aldıktan sonra buradan da ayrı bir flank yapıp vurabiliyor rakibi tuvaletten. Niye? Çünkü herkes buraya odaklı. Buradan bir giriyorsunuz. İşte birisi buradan girmeye çalışıyor. Birisi buradan şuradan piksel piklemeye çalışıyor. Hepsini vurabiliyorsunuz tık tık. Ama bunlar işte o stres anında rakip takım arkadaşlarınızın sizi iyi dinleyip veya da dinlemese de oyun farkındalığının çok iyi olması gerekli. Bu dediklerimi yapabilmeniz için. Yani IGL bunun yönlendirmesi gerekiyor olabilir ama demeden de arkadaşlarınız bunu yapmayı becerebilmesi gerekli. Yani oyun farkındalığı sonrasına koruması %100 olması gerekli. Mesela bizdeki gerek çok iyi oyuncular olsun gerek normal ortalama seviyelerin oyuncularının hatalarını söyleyeyim. Yani arkadaşlar şu Red Stage'de Nomad var. Yani Nomad'e uçacak bir pozisyonda yakın duruyor ya da Claymore atıyor ya da tam pikselinden kesmiyor. Yani burayı şuradan kesiyor ya adam beni vurun diye kesiyor anladın mı? Buradan böyle kesersen bize yararından çok zararım var. Ölüyorsun. Sonra adamlar gelip hepimizi tak 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 vuruyor anladınız mı? Yani ölmeyeceksin abi. Ben ölürsem ne olacak lan? Bunu düşünün hep kafanda bu olacak. Ben ölürsem takım arkadaşlarım da ölecek. Ölmemem gerekli. Öküz gibi gerekirse böyle reaksiyonunu falan böyle kas ya bilmiyorum. Reaksiyon süreni mi arttırıyorsun ne bileyim ne yapıyorsan yap anladın mı yani? Çünkü sen ölürsen arkamızı koruyacak başka kimse yok gibi düşüneceksiniz anladınız mı? Şu geri durağının sonuna gelelim. Burayı zaten izlemiştik. Yani birlikte oynarsanız başarı geliyor arkadaşlar her türlü. Dediğim gibi yani yavaş yavaş bunları anlatan anlatan inşallah bütün herkes sorunlarını çözer. Hata kalmaz. Hatalı oyunculuk biter. Çünkü Pro League'de bunları zaten görüyoruz. Bunları artık yorumlayınca kendimiz yapıyorsak kendimiz de yapmamaya başlıyoruz. Anladınız mı? Ha tamam şu var. Sonuçta hepimiz insanız. O merdiveni korurken rakip size pushlayabilir ama yani biz bunu bir kere değil 30 kere yaptığımız da oldu arkadaşlar. Bu cidden tahammül seviyelerinizi yıkıyor ya. Ortadan ikiye balta vuruyor yani anladınız mı? Kafa yiyorsunuz. Yani bunu yapacak bir şey yani düşünsenize bir hatayı bir kere yaparsınız, iki kere yaparsınız, üç kere yaparsınız, dört kere yaparsınız, beş kere yaparsınız. Yüzlerce kez yapmazsınız aynı hatayı. Çözüm üretmezseniz o hatalıktan çıkıp gerizekalılığa dönüşür anladınız mı? Hata değil o aptallık, beyinsizlik başka bir şey değil. Yani ben bunu çok fazla kişiye anlatmaya çalıştım. Bunu anlayamıyorlar yani kapasitesi mi yetmiyor, ne oluyor bilmiyorum yani anlamıyorum anladınız mı? Halbuki ne kadar basit bir şey değil mi? Merdiveni koru. Arkamızı koru. Basit bir yapı. Yani CCTV'den şöyle örneğini vereyim size. Border oynuyoruz. CCTV'nin kapısını biliyorsunuz. Adam ya impact atıp başka bir yerden geçecek
Ya da Sis TV'nin kapısından girecek, değil mi? Sis TV'yi arkalayıp Armory balkonundaki adamları vurabilmek için sadece Sis TV'nin kapısından, break room'dan, ne bileyim o kare küçük o hatch'in olduğu kısımdan impact atarak girecek ya da kapıdan girecek. Adam impact atmıyor, sadece kapıdan giriyor ve hepimize 4 kişiyi vuruyor. Kimse bakmıyor abi. Bu akılsızlık abi. Bak bu ciddi söylüyorum, bu akılsızlık. Bu başka bir şey değil. Akılsızlık abi bu. Yani bunu ciddi manada iyi adamlar yaptı bu arada. Yani 400-500 level olan adamlar yakaladı. 300 level, 400 level. Onu insanlar yapıyor yani. Anladınız mı yani? O yüzden hata değil abi bu. Aptallık. Başka bir şey değil. Bunu 1 level adama söylesen, 10 level map'i öğrenmiş adama söylesen adam anlar abi. Bu da ne? 1000 saat falan yani ortalama. 1000 saati olan adam anlar bunu. Bir kere yapar, bir daha yapmaz. Ama biz 150 kez yaptık bunu. Bu sonra sabır noktalarınızı böyle bıçakla kesiyorlar sanki, böyle cır cır testereyle doğruyorlar sabırınızı, anladınız mı? Yani ondan sonra rage atınca ben suçlu olmuyorum, kimse kusura bakmasın yani. Hiçbir zaman atmadım da bakın, ben bu söylediğim kişilere şey yaptığımızda ben hiçbir zaman rage de atmadım. Sadece söyledim bunu niye yapmıyorsunuz diye. Çünkü benim görevim bambaşka. Hani Termite'de duvarı açan adam oraya gidip koruyamaz abi. Thatcher olan adam oraya gidip koruyamaz. Ne bileyim, Mountain olan adam orayı koruyamaz. Anladınız mı? Aynen artık. Geriye başka 3 kişi kalıyor, anladınız mı? Bak mesela Jones şurada 3 kill yok mu? Hadi be. Wasn't the case. Sophia has moved in close. There's another nitro cell here. Should the pulse help? Shati will do a bit of damage, but Knows only takes 25 HP off. Bogotá finds Vito and then runs back down. The strongest hit. Açıyı gördünüz mü? Nerelerden? Yani oyunda nerelerden vurulabiliyorsunuz? Anladınız mı arkadaşlar? Yani böyle ilginç yerlerden bile vurulabiliyorsunuz. Gördünüz mü? O yüzden takım oyununu elden bırakmayın. Birlikte oynayın. Supportlayın arkadaşlar. Birbirinizi supportlayın. Sen bir yeri mi koruyorsun? Bak ben burayı koruyorum. Sen şurayı koru. Koru burayı. Burayı koru. Adam bana fışlıyor. Yardım et. Bak konuşmuyoruz bazen. Bunu ben kendimde de fark ettim. Yardım istemeyi çok geç söylüyoruz ya. Hemen iste ya. Hemen. Yardım edin. Bak ben burayı tutuyorum. Sen burayı tut. Gelirse oradan vururuz. Burada patlatırız. Çatlatırız. Bunu konuşmuyoruz yani. Oyun oynuyoruz abi. Konuşmamız lazım aslında. Yani oyundan çok... Yani bunun önemi şurada giriyor aslında. Bak mesela realistik modunda oynadığımız custom game'leri bilen arkadaşlar, hiçbir şekilde arkadaşınızın beyaz hood'unu görmüyorsunuz. Şu dışındaki çerçeve var ya, bunu görmüyorsunuz. Veyahut da şu mavi çerçeve gibi görmüyorsunuz. Hani beyaz bir çerçeve var ya dışımızda. İsmini görmüyorsunuz, nerede olduğunu görmüyorsunuz. Kendi takım arkadaşınızı bile vurabilirsiniz, düşünüyor musunuz? Yani ben buradan giriyorum, sen şuradan gir, şurayı koruyalım. Bak böyle girelim, şöyle yapalım. Bak buralardan girelim. Bir koordine, bir birliktelik olursa ölmezsiniz, anladınız mı? Aynısını olmadığı için ölüyoruz. Yani gerçek hayatmış gibi realistik yani. Bu oyun birlikte oynanırsa kazanılır, birlikte olmazsan kaybedersin. Niye? Çünkü iki tane çapraz açıya geçiyorsun. İki kişi de pompalı. Geleni gideni vur. Ortamlar eşit koşullarda bahsediyorum bunu. Çapraz aldınız. Geliyor rakip. Yani hem seni vurup hem onu vurması imkansız abi. Yani öyle bir şey yok. Ya reaksiyon süresinden ya pingden kaybedebiliyoruz. Ama eşit koşullarda böyle bir şey yok. Gerçek hayattan düşünün. Yani çapraz duruyorsunuz. Vücut hattınızı göstermiyorsunuz. Hani ya bilmesi gerekli. Bak bilip çok iyi emin olması gerekli ama yani şöyle düşünsenize. Siz bunu patlattınız. Bunu patlattığınızda silahınızın arasında bir gecikme olmaması gerekli. Yani ya da prefire çıkar. Böyle bunu çekmeniz gerekli. O kadar aimbot gibi, anladınız mı? Ki biz aimbot'u da vurabiliyorduk. Bak eski aimbot'ları vurabiliyorduk. Artık oyunda da mekanik açık var. Bunu ben dün bir tane videoyla gösterdim Genzo'ya. Şimdi mesela rakip bu ya arkadaşlar. Siz bunun burada olduğunu bilin. Şu duvarın arkasına sıkın, bu adam ölüyor. Oyunun net kodu bozuk. Bak mesela burayı vuramaz değil mi? Bu duvardan geçmiyor mermi. Ama oyunda öyle bir bozukluk var ki bunu çekip buraya vurduğunda bu adam ölüyor. Bozuk çünkü oyun. Anladın mı? Bunlar olmadığı sürece yani sizi bunu kullanarak zaten vuruyor aimbotlar artık. Yani adam reinforce'un içinden ateş edebiliyordu. Bakın bunu unutmayın. Adam reinforce'un içinden ateş ediyor. İçine girmiyor reinforce'un. Reinforce'un dışında burada bunun içine ateş edebiliyor. Oyunda netcode açığı var.
Anladınız mı? Bozuk oyun. Oyun komple bozuk. Yani aimbotlar bunu kullanabildiği için artık vurabiliyor bizi. Normalde ben aimbot oynamıyordum. Niye Mountain alıyordum? Vuramıyordu beni. Bıçaklıyordum aimbotu. Ama şimdi ne oluyor? Kalkanını indirdiğin andaki buradaki net kod kafana algılıyor. Vuruyor. Kafana vuruyor adam. Şuran lan şuran. Omzum bak. Kafam burada mı benim? Değil. Adam omzumu vurarak öldürebiliyor. Niye? Çünkü kalkanın indirdiğindeki o hitbox'ın ne oluyorsa bozuluyor işte. Anladınız mı? Hitbox'ından vuruyor adam seni. Oyun bozuk maalesef arkadaşlar. Bak mesela daha map'e giremeden herkesi topladılar. Niye? Çünkü C4'lemeyi çok iyi biliyorlar. Çok iyi info akışı var. Çok iyi bir şekilde roaming yapıyor. Bak mesela Gifu şu anda çok aşırı iyi bir şekilde roam yapıyor. Map'e giremeden çoğu Master Bedroom'a döküldüler. Tak tak topladılar. Ha, şu anda burada Afrika ya. Burada mesela şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela sonuçta Pro League maçında olduğunuz için bu dakikanızı böyle şey için harcayabilirsiniz. Veyahut da bunu örnek veriyorum. Ranked oynayın abi. Ranked'i tryhard oynarsanız şöyle bir şey olabilir. Mesela düşünün. Ya arkadaş, biz oynuyoruz bu oyunu. Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Böyle konuşacaksınız abi. Bak mesela ben çok söylediğim şey. Ne yapıyorsunuz abi? Düzeltin abi. Hata yapıyorsan düzelt. Beceremiyor musun? Lan canım kardeşim, al mountain'i. Şu tuşa basıyorsun bak. Bak mouse'u alıyorsun. Şu tuşa basıyorsun. Kalkanını açıyorsun. Bir daha basmıyorsun. Dönüyorsun. Alper burada. Şu burada. Burada yardım et. Şuna pikle. Bunu vur. Şunu vur. Bak iki tane adam bana bakıyor. Üç bakıyor. Bir bakıyor. Şurada trap var. Buraya tutuyor. Bak buradan buraya puşlarsak buraya alabiliriz. Bunu söyleyen kimse yok abi. Yani tamam liderlik duygusu IGL'lik değil bu. Bu liderlik de değil. Lan bakacaksınız. Bak burası boş. Şurayı dronlarsanız burayı da görürsek buraya girebiliriz. Bunu ben yapıyorum ama niye başka kimse yapmıyor? Yani zor bir şey değil bu. Bak tuvalete gireceksin değil mi? Tuvalete alman gerekli. Ne yapman gerekli? Master bedroom boş mu? Öğrenmen gerekli. Koridorun boş mu? Birisi flankliyor mu? Ya da tuvaletin içinde, burada yatağın içinde birisi var mı? Yok. Beyler tuvalet boş girebiliriz. Gir gir gir. Gir vur gir vur. Pat pat. Bu yani anladınız mı? Bunu yapmıyoruz. Kimse yaptırmıyor. Yani yaptır. Oyunda bir şey yaptır. Başarılı da olsan, başarısız da olsan bir şey yaptır. Emin ol bak bir şey yaptırmadığımız için kaybediyoruz arkadaşlar. Benim için şurayı koru. Bak sen şurayı koru. Sen burayı koru. Ben seni koruyorum. Bak sen orayı koru. Bak ona gerekirse Z at. Oyunda Z var lan. Lan gerçek hayatta şöyle elinle göstersen anlamayan insanlar var. Z var lan Z. Oyunda Z var Z. Nokta atışı bak. Nokta atışını gösterebiliyorsun. Yani kullanın abi. Biraz beynimizi kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Beynimiz ya biraz şu saksıyı tek tek çalıştır yani. Bu kadar zor değil. Anladınız mı? Yani bunu toplu konuşuyorum. Yani şu anda kaos maçından biraz çıktı. Bu biraz daha takım genel herkes için konuşuyorum. Bunu biz de yapıyor olabilir. Mesela bak ben tilt olduğumu ben de susarım abi. Niye? Çünkü bak şöyle düşünün. Ben hep kendim söylüyorum. Kimse benden bir şey istemiyor. Ya bir şey istemezsen ben gider kendi kafama göre oynarım. Sen de bir şey iste. Ben de bir şey isteyeyim. Herkes istediğiniz şeyi de yapın. Yaptırın, yapın. Bu olmadı mı? Ben bir şey istiyorum. Kimse yapmıyor. O adamla ben bir daha oynamam ki. Veyahut da o adamla niye oynayayım anladın mı? Yapmıyor çünkü. Ya dinlemiyor ya da bir şey istemiyor. Yani bu oyun takım oyunlarıyla gidiyor arkadaşlar. Zevki de orada. Tadı da orada. Eğlencesi de orada. Mesela bak Overwatch oynuyoruz. Mesut abiler, Cenabiler var. 6 kişi. Sen oraya puşla. Hani canciler nerede? Tanklar puşluyoruz. Pat küt. Bir de oyun hızlı. Oyunun tadına bir bak ya. Uçuyoruz böyle. Oradan puşlayacak, şuraya puşlayacak. Pat küt, pat küt, pat küt. Bu Rainbow'da daha yavaş. Tamam daha yavaş, daha sıkıcılaşabiliyor. Dronlamak gerekli, ne bileyim bir bölgeden bir kontrol almak gerekli. Ama başarılı bir şekilde yaptığında tak 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 robot gibi vurduruyorsun. Ben Mountain, bak her round Mountain oynayayım. Önündeki herkesi vurun. Ben oynarım abi. 100 saat de oynarım. 1000 saat de oynarım. 10.000 saat de oynarım. Çünkü keyif alıyorum abi. Tank. Tanklamak benim en zevk aldığım şey. Niye? Çünkü sürekli konuşuyorsun. Bir atraksiyon içindesin. Hem kendini öldürtmüyorsun. Hem gerekirse takım arkadaşlarını öldürtmüyorsun. Eğlenceli yani. Bana eğlenceli geliyor. Anladınız mı? Eğlenceli oynadığınız operatör oynayın. Zevk alabildiğiniz. Ben Mountain'den zevk alıyorum.
Biriniz eşle zevk alıyor ama beni de tek bırakıp beni öldürtme abi. Bu zevki birlikte yaşayalım, anladın mı? Tamam, sen oyuncusun, eş oyuncusun. Tamam, iyi entrisin. Oyuncusun abicim, yapma. Beni koruyarak gel. Ben zehirliyim, ona vurabiliyorsun. Hadi oyunculuğunu görelim. Dayı ol, anladın mı? Bu kadar basit abi. Yani bu kadar zor değil arkadaşlar. Yani birlikte oynamanız gerekli bu oyun. Takım oynanır da takımın yani bu oyun. A bak. Bak. Şu Overpik mesela. A bak. Adam nereye girmiş? Bak. Arif nereye girmiş? Bilgi yok. Görmüyor musun? Bak nereye girmiş de. Şuna bak. Şuna bir bakın abi. 1.57 arkadaşlar. 1 dakika geçmiş. Takım döküldü lan. Yok oldu takım. Hani gördünüz mü? Böyle yani bu Pro League'de oluyor bu hata. Görebiliyor musunuz? Lan bir dakika içinde herkes ölüyor. Bak bu Rage değil. Info'da değil. Bu bambaşka bir boyut. Bak bu takımda emin olun ben olayım. Ben cinnet geçiririm böyle. Bir dakika içinde ölmek yetenek abi. Bak yemin ediyorum yetenek, bak bir dakika içerisinde ölmek yetenek abi. Başka bir şey değil. Yeteneğin de yeteneğin. Bunu şöyle düşünün. Şu anda bak Kaos o kadar güzel dronluyor. Aktif dronluyor. Sıkılmadan, bu işi sıkılmadan ben buraya gireceğim, sen oraya gireceksin, buraya gireceğiz. Drone adı. Bak dronsuz girmiyor. Arif kendine dronluyor giriyor. O onu dronluyor. O bunu dronluyor. Gir boş. Tak 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 tak, bir dakika içinde adam düşürüyor. E sen ta, defans sorunundaki ne? Defans sorunundaki şu. Ranked gibi rakip rush'lıyor. Niye? Çünkü bilgi var. Intel'i kes, rakip rush'layamazsın. Sen bildiğin şeye mi iyi rush'larsın, bilmediğin şeye mi? Bilmediğin şeye yaptığında birden fazla açı olduğu için korkarak gidersin. Rakip de korku uyandırmıyor kimse. Ranked oynuyorsun. Lan drone kır, drone'a huntla yok et. Vigil al. Bunu benim yaptığımı görmüşsünüzdür. Vigil alıp 5 tane drone'u vurduğum oluyor benim. 5 tane drone'u bak. Drone süresindeki o bir dakika içerisinde bütün dronları vur. Reinforce atmaya gerekirse drone'u vur. Sonra reinforce'unu atarsın bir yere, ne bileyim. Kendini koru. Mesela map'te başka bir boyutta oyna. Rakiplerin girebileceği kritik bir yerde oyna. Bütün dronları vur. Tek başına orada öl. Belki bir kill alacaksın. Atıyorum Termite öldürdün. Kritik bir yeri açması gerekti de. Açamadı, geçmiş olsun. Kazandırırsın. Round kazandırırsın. Ama ne bunu yapıyoruz ne onu yapıyoruz. Anladınız mı? Bomboş bir oyun oynuyor herkes bak. Bu çoğu kişi bomboş oyun oynuyor. Hani böyle oynanırsa zevk alamazsınız arkadaşlar. Sıfır zevk ya. Bak ben bunu hissediyorum ki gözlemleyebiliyoruz. Artık yüz binler yani oyunu 1000 saatte böyle 100 saattir oynamıyoruz. Hem bu işin içindeyiz hem bu sektörde uğraşıyoruz. Hem yüzlerce bot izliyoruz hem Pro League maçları izliyoruz. Benim izlediğim Pro League maç sayısı 150-200'ü geçmiştir. Yani 4 yıl boyunca bütün maçların hepsini izlemişim. G2'nin özellikle. Tamam, sonradan gelen böyle Pro League takımlarının çoğunu izlemedim ama takım işleriyle uğraştığımda haftada en kötü 15 tane Pro League maçı izliyordum. Yani bu hani dedik ya şuradan tekrar şöyle gireyim. Rainbow Pro yazalım. Buraya girdik ya arkadaşlar. Bak 1473 tane video var. Şunların hepsini izlediğinizi düşünebiliyor musunuz? 1473. Benim daha izlediğim sayı 150'nin civarlarında. Yani ki bunlar binler, bak milyonlarca saat edebiliyor. Bak 1000 tane video var. Hepsi 1 saat olsa dünyanın saati yapıyor, anladınız mı? Yani oyun saatini boş verin arkadaşlar. Bunu 2 speed aldığınızda biraz da böyle atlaya atlaya boş yerleri izlemeyin. Bak çünkü Pro League'de de boş yerler dönebiliyor. Yani pro oyuncuların hepsi dolu dolu böyle takım infoları, o çat pat strateji dönmüyor artık. Her şey takım oyunuyla dönüyor. Takım oyununuzu geliştirebilecek şeyleri çekmeye çalışın. Varsa güzel stratejiler genellikle şeylerde çıkıyor arkadaşlar. Böyle kritik turnuvalarda atıyorum Invitational geldik. Orada bambaşka stratejiler görebilirsiniz. Niye? Çünkü herkes ezberlediği için ona nasıl tepki gösterebileceğini bildiği için ona göre oynamıyor. Bunda başka bir oynama tarzı gösteriyor. Yani o yüzden biraz şey yapın. Bunların hepsini izleseydik, düşünsenize bak benim bile izlemediğim binlerce maç var. Yani 150-200 maçı da anca izlemişimdir. Ne yapıyordum? Hani dedik ya bu hafta mesela bu haftanın maçları bunlar. Atıyorum şu. Şimdi ne geldi mesela? Atıyorum 2 gün önce mesela 4 gün arayla geliyor. Bunları da izliyordum. Bak düşünebiliyor musunuz? İşte bir hafta boyunca kaç maç var mesela? Şu anda bakalım. 1, 2, 3, 4 diyelim. 4 de burada var. 8 maç.
10 maç, 15 maç. Tabii NA'yı de izliyordum ben o zamanlar. Yani burada 4 varsa buradaki 4'ü de izliyordum. Anladınız mı? Yetmiyordu. Maç. Yetmiyordu, Brezilya'yı da izliyordum. Bunları sorabilirsiniz. Ben Brezilyalılarda ekstrem stratejiler buldum. Bunu en iyi bilen de Cyclone'dur. Benim hem moderatörüm hem en eski sabım, en eski takipçim. Yani bunu ona sorabilirsiniz. Brezilya bir tane C4 stratejisi çalıştık. Nereden nerelere C4 atıyorsunuz? İnanılmaz stratejiler var. Oyunda strateji bitmez. Çünkü oyunda her şey delinebiliyor, patlatılabiliyor, yarılabiliyor. Anladınız mı? Şurayı reinforce'lamıyorsun. Mesela bak, Clash geçip gidip orada oynayabiliyor. Normalde burayı reinforce'ladı mı burayı dar bir koridora çevirmiş oluyorsun. Anladın mı? Yani çok bambaşka bir oyun. Bu oyunun şeyi bu zaten. Zorluğu burada ama keyfi de burada. Ya düşünsenize bak, bu stratejiyle round kazanıyorsunuz. Kimse yapmamış bu stratejiyi. Ulan bir strat yapmışız, bir win aldık. Of! Anladın mı? Yani bu bambaşka bir zevk arkadaşlar yani. Ha ama stratejiyi yaptığınız için değil. Birlikte oynayıp stratejinin mantığını anladığınız için round kazanıyorsunuz. Yani yoksa strateji bazen de iyi olmuyor ama gene round kazanıyoruz. Mesela default ranked stratejisiyle normalde round kazanamamız lazım ama kazanabiliyoruz. Anladınız mı? İlginç bir şey bu. Bu arada hastalığım geçmedi arkadaşlar. Biraz böyle agresiflik var. Biraz motivasyonsuzluk var. Yoksa 2 değil, 3 değil. Bütün maçların hepsini izlerim. Aynı o takım şeylerindeki olduğu gibi. Artı sunumlarda biraz çok konuştuğum için şey yapmak istemiyorum. Böyle videolar uzadığı için yüklemek de gene uzun sürüyor. Biraz daha böyle boş konuşma değil de az olsun öz olsun, anladınız mı? Biraz böyle çok fazla video değil de az ve öz atmak istiyorum. Mesela bazen şu da olabilir. Şimdi burada böyle genel konuştuğumuz için bu sizin avantajınız olabilecek şeyler. Ama genelden değil de sadece böyle Pro League maçlarındaki hataları analiz ederek anlatsam günlük 5 video da atarım. Çünkü 2 hızla izliyoruz. Şöyle düşünün, bu video 50 dakikalık. 2 hızla izlediğimizde 25 dakikada bitiyor. Şu anda bizim bu videonun süresi 41 dakika olmuş. Anladınız mı? Yani iki katı konuşuyoruz, durduruyoruz, konuşuyoruz. Ama normal Pro League maçını analiz ederek konuşsam bir dakikada bir tanelik bir şey olur. Bir dakikada onun için konuşsak, yani 40 dakikalık bir video anca olur. Anladınız mı? Bir saatlik video anca olur. Yani aynı dakikalara eşitlenir. Ama biz daha farklı konular konuşuyoruz. Takım işleri konuşuyoruz. Oyunun mantalitelerinden, her şeyden, yani her şeyden konuştuğumuz için uzuyor videolar. O da biraz şey oluyor. Böyle az ve öz olsun gibi düşünüyorum. Yani sadece analiz yapalım diyorsanız da gene yaparız. İşte strateji şu çekilebilir. Bak buradaki avantajlı diye. Bak mesela şu anda izlediğimizde sadece takım oyunu, sadece bak ne demiştik? İlk roundlarda Master Bedroom'u alıp çalışan stratejiyi değiştirmemek gerekli demiştik. Bak gene çalıştı. İki adam aldılar. Bak kimse ölmemiş daha. Sadece Thatcher Edilcan kalmış. Şimdi Shadley'i nade'liyorlar bakın. Bak, nade gitti. Zofia attılar. Impact atıyorlar. Bir şey atıyorlar. Anladınız mı? Çalışan şeyi bozmadığınızda bak gene round kazanabiliyor. Gördünüz mü? Kaos tak diye çalışıyor çünkü. O çalışıyor. Niye? Çünkü rakibin belki counter strateji, yani açık kısmı belki burası. Anladınız mı? Ben bu açık kısımlarına çok çalışırdım. Mesela bir tane reinforce eksikse nereye pushlayacağımız bile değişebiliyor arkadaşlar. Bu oyun böyle bir oyun. Öyle en basit size anlatabileceğim yöntem bu. Bir tane reinforce eksik oluyor. Açığa kullanıp onu yarabiliyorsunuz, anladınız mı? Bak mesela bak, ben de trik yapıyorum. 25 saniye kalmış ve ölür lan şartta. Ölür lan Jonas. O Vito bak mesela arkalandı. Gördün mü? Bak Vito'nun buradaki bahsettiğimiz olay o oldu. Bak takım arkadaşlarına bak, biriniz bu kapıdan, biriniz bu kapıdan, biriniz o kapıdan girsin falan demiyor abi. Bu takım oyunuyla oradaki bulunduğum pozisyona göre değişerek giriyor. Mesela bak şurada bir tane şöyle düşünün. Şurada bir tane 90'da Walker kamerası olsa, iki kişi bu tarafta, bir kişi stadide, yani bir kişi bu kapıda beyler, bir kişi stadide, bir tane de koridorda adam var. Lan şunun infosu olsa bu adamlar ölür mü böyle? Ölmez. İşte info ve takım oyunu arkadaşlar. Çok basit oyun. Aşırı basit. Mesela komplike diyoruz ama 1000 saati, 2000 saati, 3000 saati komplike bir oyun. Ondan sonrası takım oyunuyla, birliktelikle,
Görevini düzgün yapmayla geçiyor. Başka hiçbir şey yok. Güzel dronlamayla. Bunlarla geçiyor. Başka, yani takım oyunu. Operatörün niye düzgün o, yani operatörün oynadığı şey ve strateji. 3 şeye ayrılıyor. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Çok basit aslında. Anladın mı? 3 tane şey öğreneceğinizde. Birisini zaten sürekli oynadığınız için öğreniyorsunuz. Operatörü baskın oynama. Operatörü nasıl daha iyi oynarsınız? Saatle oynuyor oynuyor oynarsınız. Orada bir kere tecrübe edinirsin. Bir daha daha aynı hatayı yapmazsın. Daha iyi oynarsın. Anladınız mı? Mesela bakalım. Örneğini vermiştik gerçi de. Mesela belki kayıtla trik yapmayı deneyecekler. Bilmiyoruz. Yani kayıt alınıyor ama Thatcher var. IQ da var. Counter'lamak çok kolay. Yani bu bana boşça geliyor arkadaşlar. Bu aşırı boşça geliyor. Tamam. Yani abi hiç mi anlıyor? O zaman duvar lap lap açsınlar abi. Yani bu da değil aslında. Mesela bandit trik yapılabilir. Ne bileyim. Ya riskli, anladınız mı? Bilmiyorum. Bana mantıklı gelmiyor bazen ya. Yani mesela elektronik gadget counter'ı olduğu için bu operatörler, bunu videomda zaten anlatıyorum, bir tane böyle genel operatör videosunda sanırım. Elektronik gadget counter operatörleri çok oynayan bir takım arkadaşlara elektronik gadget operatörü almamanız gerekli. Mekanik operatör almanız gerekli. Yani şöyle düşünün. Thatcher elektroniğin içinden geçiyor, counter'lıyor, yok ediyor ya bak. Maestro'yu yok ediyor, Legion'u da yok ediyor, Kaydı da yok ediyor, Jaeger'ı da yok ediyor. Şimdi bu operatör çok kritik. Bunu gerek banlayabilirsin. Bunu banlasan IQ giriyor ama IQ biraz daha yavaş alabildiği için alta üste girip risk almaları gerekiyor. Daha zor. Yani Jaeger'ı bunu banlayıp bunu kullanmaya zorlayabilirsin. Okey, ama gene full elektronik çekip mesela atıyorum Thatcher banladın, okey, tamam, bandit bandit alıyorsun ama Walker'ı alıyorsun, lan tak tak her kameraya vuruyor. Echo alıyorsun, Walker'ı alıyorsun. Mesela vurduğunu düşün. Örneğin Consulate maçı, bir önceki maçta, işte bu Pro League maçını YouTube'da anlattığımızda, hem bir tane Walker kamerasını kırdı, bir tane Echo'yu kırdı, geriye kaldı 3 kamera demiştik, hatırlıyor musunuz? Yani aynı mantık arkadaşlar. Bu elektronik gadget çok oynuyorsa rakibiniz, almayın. Mesela Thatcher var, Maestro basit counterlanıyor, Zofia'sı var, Legion gene elektronik gece çok basit kantadan alıyor ki IQ'yu çok baskın oynuyorlar Pro League oyuncuları. Yani deliler gibi IQ oynuyorlar. Kayıt gene gidiyor. ADS gene gidiyor. Yani o yüzden biraz daha mekanik oynasanız. Mekanik abi ne oynayacağız? Castle oynayın abicim. Clash oynayın. Smoke oynayın. Ne bileyim. Böyle toplayacak bir şeyler oynayın. Anladınız? Böyle yavaşlatacak. Belki bir psikolojik olarak yıpratabilecek bir operatörler oynayın ya. Mesela yeni gelen sezonda Goyu abi, yani şu anda Pro League'de yok, Goyu abi yok ediyor. Çünkü hem arkasından bakabiliyorsunuz, selam ben buradayım kanka, tak bir koyuyorsun çıkıp ağzına. Hem shield, hem koruma, hem trap. Yani inanılmaz güçlü bir şey, anladınız mı? Yani shieldlı operatörler oynayın. Örneğin mesela şu anda şey açık, bizim odanın adı ne? Gözlüklü. Adını unuttum lan. Warden. Mesela Warden'ı oynayın arkadaşlar. Mesela Jaeger counterlanıyor değil mi? Ama Warden mesela şurada burayı tutsa, birisi de arkasını tutsa vurulmaz. Yani bu düz mantık, anladınız mı? Düz mantık oynarsanız oyunu, işiniz kolaylaşıyor. Ha, çok komplike bir oyun. Düz mantık oynamak kolay bir şey değil ama bilmiyorum ya, ilginç geliyor arkadaşlar, anladınız mı? Yani elektron çünkü çok basit bir şekilde gidiyor. Çöp oluyor ya, 5 saniye sonra çöp oluyor gadgetlerinizin hepsi. Bu çok mantıksız geliyor yani. So I just did my second deep dive investigation on how to actually properly pronounce Yanni TR's name. And so first time they said Johnny, now it's Yanni, but it's bak mesela bak, double drone diyor, gördünüz mü? İkili dronelama gidiyor şartlarda. Ya bu double droning, ben bunu çok söylediğim bir şey. Bu biz daha bir tane dronelamayı yapmıyoruz ki double droning yapalım. Mesela bunu Türk oyuncular için söylüyorum. Daha bir dronelama yapmıyoruz ki double drone, iki tane birden drone gitsin. Dronluyoruz, arkasına kimse entry yapmıyor. Bu da ilginç bir soru. Yani çöp oluyor. İki drone atıyorsunuz. Toplamda 4 drone'unuz gidiyor tabii. Anladınız mı? Bak mesela iki tane drone'u aldım Maestro. Gördünüz mü? Bak gunfight'a giriyor ama riskli. Gördünüz mü? Mesela bak can 25. Slowing down the assault from Cecil as Yunus is back on the door field, known him to play for so long. Soft walls as well on the entry.
Yani Carlson stratejisi çok riskli yalnız ya. Aşırı riskli abi. Bu ne ya? Aynen. Strateji çok riskliydi çünkü şöyle bir şey var. O arka duvar reinforcelanmadı mı koridorun baskısını çok çabuk bir şekilde alabiliyorlar ya. Şu karşı duvar var ya, buranın şu karşısı. Cidden çok basit bir şekilde alabiliyorlar ya. Çünkü oraya iki tane slash vuruyor, bir tane neydi, bir EMP atıyorlar ADC alacak şekilde ya da flashla yakıyorlar. 90 alıyorsunuz, nade'liyorsunuz, smoke diyorsunuz, girip kuruyorsunuz. Aynısını yaptılar. Yani bir de ters açıyı da açmışlar. Yani şöyle düşünün. Hem 90'ı aldılar, hem terste, hem buradan. Yani şöyle düşünün, şöyle basıyorlar bak, şöyle bildiğin böyle basıyorlar bak, tam anlatmak şöyle gidiyorlar. Yani map'in diğer tarafında kalıyor rakip. Bu tarafında kalıyor. Yani push'ta attırmıyor. Yani bildiğin üçgen gibi buradan saldırıyor böyle. Bir 90 derecelik açıyla saldırdı mı hiçbir şey yapamazsın abi. Ne yapmalısın? Ya arkalayacaksın ya işte face to face düz yerde bir kapışma sağlayacaksın. Onu da tek sağlatabilen operatör Clash var şu anda. Ya da mesela bak Maestro denedi 25 can kaldı. Anladınız mı? Face to face o 90'ın sol corner'ını almaması için orayı tuttu. Ama ağzına yedi 25 canı kaldı. Anladın mı? Yani çok risk giriyor devreye. Ben bir lavaboya gideyim arkadaşlar. Zaten videomuz azalmış. Ben şöyle bir durdurayım. Derece lavaboya gideyim. Gerisine devam edelim. Evet geldim. Devam edelim arkadaşlar. Kaldığımız yerden. Yani gördüğünüz gibi birden farklı açılardan pushlamak her zaman iyi ama bu açıları almaya çalışırken atakta özellikle. Şimdi atakta şu sorun oluşuyor arkadaşlar. Eğer drone'unuz eksikse, birlikte oynamanız da biraz kötüyse geçmiş olsun oluyorsunuz. Tarih oluyorsunuz anladınız mı? Atağınız kötü olduğu için geçmiş olsun oluyorsunuz. Yani defansta da işte birlikte oynamanız, erken info almanız yoksa geçmiş olsun oluyor. Aynısı yani bildiğiniz eksiklik infodan tabanlı olarak başlıyor. Hani info olursa round kazanmanız genellikle artıyor. Ama şey de çok zor. Yani böyle ne denir onun adına? Yani info oldu mu kazanıyorsunuz. İnfosuz da kazanabiliyorsunuz. Ama zorlaşıyor abi. Yani oyun çünkü istihbaratla dönüyor biraz. Mesela bakıyoruz. Bu sefer alttan açmışlar. Mesela duvarı açmaya çalıştıklarında bakın mesela bonsiler termite deniyor. Duvara yapıştırırken vuracaklar belki. Ha, onu da bildikleri için gördüğünüz gibi alta alıyorlar direkt. Bak hiç umurunda değil. Shatter laptop girdi gördünüz mü? Niye? Çünkü info var. Bak hiç korkusuz giriyor. Selamun aleyküm. Lap diye girdi içeri. Gördünüz mü? Basit. Bak IQ'da çok basit. Bak hiç korkuyorlar mı? Bak korku var mı? Yok. Niye? Çünkü koruyor. Adam koridoru koruyor. Shatter refrag bekliyor. Ama... Bak korkusuzluk ne yaptırdı? Vito bir çıktı ağzına. Gene miskomünikasyon. Ne oldu? Bak şuradan üstlerine atlamış herhalde Vito. Geçmiş olsun. Aynen şu sol üstte bir yer var ya atlanabilen. Kameramın oradan göremiyorsunuz tabii de. Şu üstten atlayıp buraya gelmiş herhalde. Anladın mı? Oyun basit ya. Aşırı basit arkadaşlar. Bak ne tamam. Özgüveniniz olsun. Böyle rahat bir şekilde de girin ama yani üstünüze de rakip atlayabilir. Orayı unutmayacaksın. Orası roof abi. Atamın mekanı orası. Ben burada bir roundda 5 kill aldım. Üstüne atlıyorum milletim. Aynı yere bak. Astronomiye geri çıkıyorum. Üstüne atlıyorum. 2 kişiyi vurdum. Sonra bir daha çıktım. 2 kişiyi daha vurdum. Sonucu da kapıya gelmişti. Atlamadan vurdu. Aynı yerde bak. Living room'u tutuyorduk. Komik yani anladınız mı? Çünkü o mekan benim üstten aynı Fortnite gibi düşünün baksana. Mesela Fortnite'da üstteyseniz avantaj sizdir. Niye? Çünkü rakibe yukarıdan bakıyorsunuz. Ki beklemiyor da rakip. Çünkü yukarıdan aşağıdan yukarıya nişan almak çok zor. Gerçek hayatta da bu böyle. Yani havadaki bir şeyi vurmak. Tamam reaksiyonlarınızı ona göre alıştırırsanız vurursunuz. Ama bizde nasıl mesela? Düz. Hep düzdekini vurmak. Mesela ters rapala da genellikle adam vurmak. Geliyor çünkü dünyanın ters anladın mı? Kafan aşağı yukarı vuruyorsun. Yani bunu vurmak cidden zor. Tecrübe edinmen gerekli. Yapman lazım. Bu gerçek hayatta da böyle düşün yani.
Aynısı. Üstte her zaman kim üstteyse avantajı ondadır. Niye? Çünkü daha fazla yer görüyorsun. Daha fazla şey yapabiliyorsun. Üsttesin. Ses sana geliyor ama sen üstte olduğun için o adamın her yerden gelebiliyor. Living room'dan geliyor, mood room'dan geliyor. Kitchen'den geliyor. Her yerden ses geliyor. Anladınız mı? Benim arkadaşım mı ki acaba diye belki hiç bakmamışlar dedi. Şart değil Jones. Anladınız mı? Tap kafasına atladı vurdu. Çok basit. Bak Arif mesela refren geldi. Arif de şeyden atladı yüksek ihtimal. Arkadaki kitchen hatch'i var ya, ya oradan atladı ya da alttan geldi direkt. İşte. Bak ne kadar basit. Tamam, sen ne aldılar lan? Ne oldu? Mesela şimdi şöyle düşün. Alttakilerin dayılığına, alttakilerin dikkatsizliğine, alttakilerin böyle relax oynuyor. Ben oyuncuyum kafasıyla oynamışlar biraz sanki. Böyle ilginç bir giriş çünkü ben o kadar rahat giren görmedim daha bu oyunda. Biz zaten bunu Kestirler de söyledi. Ne oldu? Mesela ne oldu abi? Burada ne oldu? Şimdi şu. Thermite Thatcher'ın yerinde olsam ben rage olurum abi. Lan duvar açamadık. Bir durun lan. Niye ölüyorsunuz? Anladınız mı? Görevimiz aşağıya girip ölmekse biz de gelelim yanınıza. Biz de ölelim arkadaş. Bu böyle mi yani? Anladın mı? Bu sinir bozucu bir şey abi. Ben bilmiyorum arkadaşlar. Bu oynama tarzları bana göre değil yani mesela. Ben sabredemem bu tarz oynamalara. Ki bunların aynıları bizde oluyordu. Zaten sabredemedim de biliyor herkes. Aynılar oluyordu. Hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı. Diffuse zaten herhalde en sonda. Yanlış bilmiyorsam eğer. Pro Lig'de şu anda en altta Diffuse var. Yani relegation olup Challenger Lig'e düşebilecek herhalde Diffuse'lar. Hani gördüğümüzde ama bak mesela Kaos kötü bir takım değil. İyi oynuyorlar. Felaket drone özellikle atakta çok iyiler. Defansta da gene iyiler mesela birlikte oynayarak gene refrag'la oynayarak tak tak vurabiliyorlar. Yani önceki maçları izlediğimizde de zaten öyle oynadılar. Coastline maçındaki maçı izlediğimizde de öyle oynadılar. Yani bilmiyorum ya. İlginç arkadaşlar yani Gifu'nun oynama tarzı bak ne kadar güzel başlamışlardı. Ne kadar sağlam gidiyorlar. Sonra bir anda böyle satıyorlar gibi. Anladınız mı? Yani bir anda bizim aynı takımı görüyorum. Yani ne eksik? Belki drone'lama eksik. Belki birlikte oynama eksik. Jonas'u görüyor musun? Bak şimdi bir Traya'ya da bağladılar. Sanki böyle infolar geliyor. Şimdi işte Vito'yu burada tebrik ettim abi. Şimdi bu yaptığı hareket için Vito'yu cidden ödüllendirmek gerekli. Neden? Şimdi arkadaşlar ne demiştik? Kontrolsüz güç güç değildir. Şimdi Gifu eşittir bizim eski takımlarımız. Sorun. 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 Sorun nerede? Abi. Jonas'ı kekelenmiş. Altta tak tak vurdu. Doğru mu? Where is the protection abi? Koruma nerede? Johnny öldü. Mesela. Şuradan da bir daha baştan alalım. Zaten hızlı izlediğimiz için sıkıntı yok. Bak. Bak tak tak vurdu. Bir kişi daha var bak. Johnny neymişti? Operatör ne? IQ. Burada çok sorun yaratacak bir operatör değil. Çünkü elektronik gadget oynamıyorlar. Bakın hep mekanik neredeyse sadece. Sorun değil. Johnny'nin ölmesi. Ama şurada şu olsa. Drone nasıl burada clash var. Jonas vursaydı. Ve de mesela bak burada refrağını almış mı? Bak refrağ gelmemiş. Gördünüz mü? Jonas ki refrağa gelemez. Mesela başta atıp sonra Johnny pushlasaydı daha efektif. Bak gaza geliyor millet. Milletin gazından başka bir şey değil abi bu. Girip vuralım. Hepsini vuralım. Oha vuralım. Ha bak vurdun geldi mi? Şimdi bak burayı açmış. Arkasını koruyan adam yok bunun senin galiba. Bakalım. O varmış. Tamam. Ta bunu Arif'e vuruyor. Bak bu roundu satmak cidden ilginç bir şey abi. Bak Red Group Jonas'ı vuruyor.
Bonsi bombayı kuruyor. Buraya girmiş. Tamam. Wow. Abi gördünüz mü? Bak kontrolsüz gidiyorlar. Lan şurada bir tane nomad yok. Claymore yok. Hiçbir şey yok. Yani burada biri söylese buranın referanı alacak hiçbir şey yok. Şurada bir Claymore yok. Ne bileyim nomad yok. Neyine güvenerek mesela burayı bakmayı kesiyorlar. İki kişi buraya bakması gerekli. Mecbur. Claymore yoksa bak. Claymore olursa bakmanıza çok gerek yok. Murtaho korusa yeterli. Onu da nasıl koruyacak? Buraya yapışacak. Claymore vurduğunda ağzına vuracak. Geçen gün bir Claymore gördüm. Burada Claymore var ya, bir tane de buraya atmışlar. Dibinde yani böyle double Claymore. Aklımı yitirecektim. Bir de öyle güzel ki. Bunu vuruyor sonrasında bir tane de böyle yani nasıl kodularsa çok komik duruyor böyle. Adam çıktı bir daha çıktı arkasında bir tane daha var. Lap diye uçtu. Anladın mı? Çok komikti. Yani böyle düşüyorsa ki olabilirmiş işte. Bak Thatcher Termite burada. Burayı aldılar. Burada iki tane Claymore olsa ölse soldaki yani şöyle düşünün. Tamam Thatcher Termite burada ama diğer adamlar şuranın arkasındaki şu kapıda diğer mesela Clash silahıyla bekliyor 90'da. Birisini vursa diğeri Clash'i vurabilir. Niye? Çünkü Clash'in silahı hem long range fight'ta çok tepiyor gibi böyle bir çok sıçrıyor silah. Hem belki şartta vuramayacak. Belki de referanı alacak diye tak diye round'u otomatik kazanacaklar. Ama kontrol yok. Mesela bak Clash gibi bir kanser bir operatör öldürülmüş. Öldürülmemiş yani. Rakibi bilmiyorsun. Acele var. Vurduk. Avantaj bizde. Lan bir dronelayalım. Bir acele etmeyelim. Bir sakin oynayalım. Bak kaç dakikaları var? Daha 2 dakikaları var. Bu eşittir bizim takımdaki olan şey. Ama şöyle bir şey oluşuyordu bizde. Mesela diyordum ki şu termite'le duvarı açtırıyorum ya ben. Aynı duvarı ben de açtırdım. Diyorum ki bak koruyun. Koruyun, koruyun. Koruyoruz diyor. Muhtaho. Muhtaho'nun burada koruması mantıklı mı sizce? Lan adam zaten 25 can. Bir tane üflese birisi ölecek. Clash elektrik verse ölecek lan. Adamın canı yok ki. Yani şunun birisi daha korusun. Kurarken de birisi içeri girsin. Yani sol koridordan puşlamak da mantıksız. Yani ya birlikte girin. Bak bir kişi sol koridoru tutar, tamam mı? Bir kişi yanına girer. Burayı vuramaz, anladınız mı? Yani bilmiyorum, ilginç bir durum ya. Yani şurada bak. Burada zaten Red Guru vurunca 2-2'ye düşüyorlarmış otomatik. Bak mesela koridordaki ölmüş. Mesela örneğini verelim. Buradaki hani koridordaki ölmüş. Bu koridordakinin ölmesi küfür niteliğinde abi. Küfür niteliğinde arkadaşlar. Bu normal bir ölme değil yani. Bak ölmeyeceksin abi. Sonra bak site'da aynı dediğim şekildeymiş. Bak mesela site'da birisi koruyor. Buradaki info hızlı gelse adam stadyumu pikledi. Stadyum diyecek mesela hemen öbür tarafa site'a girsinler. Yani içeriye doğru kaçsalar ölmezler. Ama 90'daki adam pikleyip öyle infosuz ölüyorlar. Yani info yok, anladın mı? Sorun infosuzluk. Ya da şimdi şöyle bir şey de var. Zaten 2 ve 4. Hepiniz site'a girin hiçbir şey yapamazlar. Mesela bak Vault'u biliyorlar mı? Mesela bak infolarını bilmiyoruz. Info işte bilsek işte burada iş değişiyor. Mesela daha iyi analiz edebilir. Anladın mı? Rakipteki info nasıl? Gifu ne konuşuyor mesela? Orada ne? Nerelerin infosu var? Nerelerin yok? Ben kendi takımlarımda şu oluşuyordu. O sol site bombayı kuracağımız site bomboş. 90'da gene aynı şekilde adam oluyor. Birisi sözde stadyumu koruyor. Lap girip ölüyorduk. Bak Volt da boş. Volt'tan falan açı tutan hiç kimse yok bize. Ya da smoke atıyoruz zaten. Ben hep burada oynadım da bu hareketi yaptım da smoke operatörümüz oluyordu. Bunlar smoke da atmıyor. Hadi mi abi? İlginç. Yani burada takım oyunu işte infosuzluk bitiriyor arkadaşlar bak. 4 ve 2'den rahat verebilirsiniz. 5 ve 2'den biz 5 ve 2'den 5 ve 1'den çok rahat verdik. Trophy Aviator done for Chaos. They have to go to a third. It's likely not to be living room, so it'll be kitchen. This one unknown for this team for Chaos on defense. So it's possible that this is gonna be another site that CC are comfortable attacking on, like Aviator is. But we won't know until we see the round play out. Might well there was a Bir tane ne vurmuş oğlum öyle? 14 vurmuş lan. Oha. Good image of his heroics through this match. So will the heroics continue though? Vito mesela Monkey oynamış. Mesela Monkey oynamak abi bazı yerde gerekli. Bak niye? Çünkü takımı info veriyorsa ben de Monkey oynarım abi. Herkes oynayabilir. Ama İnfosuz böyle kendi kafana göre oynuyorsan o oynama tarzı iyi değil abi. Birlikte oynayıp manki oynuyorsun o okey ama sola gidip böyle lap lap vurayım
Ben oyuncuyu kafasını takmıyorsam o kötü abi. Tamam, her şeyi sormuyor. Hani rebeyler romlayayım mı? Yardım edeyim mi? Bunları sormayacaksınız ama. Drone'lu bak gidiyor bak. Drone'lu gidiyor şartta. Ha bak girdin şu anda şartta. What the fuck abi? Drone'un bir girsin, adamı bir spotlasın, sonra vur lan. Sonra gir şu kapıdan lan. O nasıl bir giriş? Bu acele ne abi? Beni drone'la. Ben gireyim vurayım. Maçı satalım. Böyle gibi sanki anladın mı? Bu çok komik lan. Böyle bir giriş yok abi. What the fuck? Renault's now playing by the bike room and he's gonna fall back. He's got something to protect him for a second, but are there any drones? Now Renault's gonna hold on to this. Jonas refrag bekliyor. Aha, aldım Jonas refrag. Uff. Oy. Bak şu anda vurdum. Ne bak abi? Süreye bir bakar mısınız? Gene aynısı. Bak gene aynısı oluyor. Takım bildiğin eşittir bizim takım. Şu anda bu Gifu'da Rage dönüyor. Başka hiçbir şey döndüğünü zannetmiyorum. Bak direkt Rage dönüyor. Sizin oynayacağınız oyunu da sizi de sövüyor, anladınız mı? Sadece bu dönüyor şu anda. %100 ya. Bak bu kadar eminim arkadaşlar. Çünkü bakın ben Shadden'in ciddi tryhard oynayışını da biliyorum. Normal salıp tilt olarak oynadığını da biliyorum. Mesela bak Shadden de aynı benim gibi. Tilt oldu mu solo tak tak vurur ya da ölür. Ben de aynısıyım. Bunun aynalarından biz de geçtik. Artık bunu yapmanın bir yararı yok. Kendini kendine dronlarsın. Baskın oynarsın. Supportif gene bir şey oynarsın. Mesela Jackal'ın support ayak izi aldı mı? Smoke attı mı? Hiçbir şey yapmadı. Bu böyle oynamıyorum. Tabii bu evrelerden biz de geçtik. Abi tilt misin? Acellik yapmayı sevmiyor musun? Oynamayı sevmiyor musun? Takımın saçma saçma mı oynuyor? Kardeşim alırsın Twitch'i. Alırsın bir şeyi. Dronlarsın, gadget toplarsın, ne bileyim rakibi baitlersin, tak tak gir vurursun, güvenirsin kendine ya da birisinden rica edersin. Sonuçta takımdaki 5 kişiyle uyuşamıyorsan takımdan ya çıkarsın ya kilitlenirsin. Bu kadar basittir bu iş. Yani bu sistem bu kadar basit ya. Şu anda %75 rage dönüyor Gif'in içinde. Tamam, herkesin kötü zamanları olabilir. Her zaman herkes iyi oynayacak diye bir kaide yok ama düzeltmiyorsan abi bu büyük bir sorun. Emin olun yani. Aşırı büyük bir sorun. Düzeltmiyorsan. Baksana gene girdi. Çıldırmış gibi oynuyor. Bir baksana bir oynayışa bir bak. Hayır, işin komik kısmı lan, lap lap girip alıyorlar lan. Çok komik ha. 30 saniyede ben bunu böyle oynayabilen adam bulabilsem çok güzel olur aslında. Bak çok ilginç yani. Şu anda şu hareketler nasıl bir drone'lama acaba? Çok merak ediyorum. Çok da başarılı gözüküyor. Yani. İlginç ki ya. Şu anda aklım almıyor. Nasıl bir oyun oynama tarzı olduğunu anlayamıyorum. Allah Allah. Çok ilginç lan. Aşırı ilginç. Bak şu anda şu oynama tarzını ben görmedim daha bak. What the fuck abi? 30 saniyede kitchen'e böyle girmek. Yani bütün drone'larınızın kitchen bölgesinde bir yerde olması lazım abi. Çok fazla açı var çünkü bak. Şurada bir drone olacak. Burada bir yerde olacak. Şu alt mahzende olacak. Burada olacak. Bir tane de bu odalarda bir yerde olacak. Anladın mı ya? Hepsi altta olması lazım ki böyle girip bak. Hele Johnny'ninkini. Bak Johnny'ninkini yapamam abi. Yapamazsın yani. Komik abi, bilmiyorum. Görmedim ya, bu neyin özgüveni? Bu ha, özgüveni görüyorlar işte yani. Özgüven burada gözüküyor. Yani böyle bir özgüven yok, anladın mı? Böyle girip lap lap vuramazsın abi. Oo. Gördün mü Tree Red Scroll'u? Mesela bak hani Thatcher Matcher oynuyor dedik de rakibin Hibana aldığını bildiği için kayıt oynuyormuş. Mesela kayıtla Hibana yakılabiliyor ya mesela. Double EMP atmıyorlar mesela. Gene boşa gitti. Fark ettiniz mi? Allah Allah. Oğlum nasıl lan? Şimdi mesela bak ben bu arkadaşlara şey diyorum arkadaşlar. Bunlara gerek alınıyorlar, gerek şey oluyor. Bu adamlar nasıl Pro League'de oynuyor? Bu bana çok komik geliyor ya. Cidden aşırı sinir bozucu geliyor yani böyle.
Yani bireysel oyuncu tipleri belki benden kat kat iyidir. Bilmiyorum hiçbirini. Bir tek Shaq diyebilirim. Jonas'ı biliyorum. Aim olarak benden iyi oyuncular ama şu hareketler over mantıksız abi. Zeka olarak benden iyi olduklarını düşünmüyorum şahsen. Mantıksız geliyor abi. Mantık yok zaten. Yani şurada şunu izlediğinizde mantığın M'si yok. Koruma yok. Ha bak gene aynısı oluyor. Gene aynısı. What the fuck abi? Gene Vito atladı vurdu birisini. Gene Jonas'ı vurdu. Vito topluyor millet. Şuna bak abi. Mantıksız abi. Komik yani. Bak kimse overpickliyor mu bak? Kaos'u bir izler misiniz? Kimse de overpick var mı? Bak overpick olsa bile bak refrag var bak. Overpick falan yok burada bak. Görüyor musunuz? Kayıt burada. Refrag görüyor musunuz? Bak çapraz. Hani ne demiştik? Dar açıdan geniş açıya girdiğin için çapraz vurulma olasılığım var. Burada bir mountain olsa. Şimdi stairs boş. Hani aşağıya alıyorlar ya bunlar. Lap lap aşağıya giriyorlar. Alıyorlar abi. Şu 90'ın buraya geldi. Şu alt merdivenin şu altına çıktın. Monty girdi. Şuraya götünü verdi mountain. Kameranın şu tarafına yani bu tarafa doğru bakıyor. Bu banditle kayıda doğru bakıyor. Merdivende tel olmadığını düşünün. Trap olmadığını düşünün. Merdivendeki bir çıkıyor surprise diye. Tat 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 ikisini de vurur. Niye? Çünkü bilmiyor adamın arkasında var mı diye. Anladın mı? Yani bak oyun çok basit aslında. Ama ne yaptılar? Çapraz adam tak tak vuruyorlar. Düşürüyor. Herkesi düşürüyorlar. Vito topladı milleti lan. Cayır cayır Vito topladı abi. Niye? Çünkü çok agresif ve çok saçma dronsuz oynuyorlar. Bak mesela Gifu'da double drone yapıyorlar gibi gözüküyor. Belki droneları saklayarak oynuyorlar ama abi bu ne? Hibana'ya bak Thatcher'ın olduğu halde kayıt trik yaptırıyorsun. Bu saçmalık lan. Ahmaklık mı abi? Komik, üzücü. GG yani. Bu kadar basit. Demin for. That spot is hotly contested as now they're only 2 points ahead of Penta Sportswear at 11 and Chaos of course with this victory go up to 13. Yani kill ortalamasına bakıyoruz. Bak Shaq da over aggressive oynamış. Bak Johnny zaten son roundlarda anlıyorsunuz. Over aggressive oynuyorlar abi. Bak Johnny agresif, Shaq da agresif. Yani what abi? Yani bak kill ortalamalarına bakıyorsun. En düşük killleri Arif almış ama buradaki 3 adamla eşit neredeyse. Bak niye? Çünkü 6 asisti var. Daha fazla hatta bak. Mesela buradaki ikinci adamla eşit değer bence Arif'in durumu. Niye? Çünkü bak bakıyorsun. Shaq'ta gerçi 5 asist almış da. Shaq'ta ile belki eşit olmasa da gene yani şu alttaki 3'lüden daha gene iyi. Çünkü şu var abi. ADS 60. Yani bak, sadece Jaeger oynadı. Atak'ta da Zofia'da oynadı. Jonas ne yaptı? Jonas ne yaptı abi? Hiçbir şey yapmadı. Anladınız mı? Yani hem supportladı, geldiği gerekirse yerlerde refrag aldı, ne bileyim belki info veriyor deli gibi. Ama bu adamlar abi daha duvarı açmayı beceremiyor. Şu iki adam duvarı açmayı beceremiyor. Duvarı açmayı beceremiyorlar abi. Termite, Ibana, Thatcher'la duvarı açmayı beceremiyorlar. İlginçti. Kaos gibi maçımızda böyleydi arkadaşlar. Yavaştan salalım. Dediğim gibi takım oyununu elden bırakmayın arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Videoyu beğenip kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Daha çok böyle hızlanacağız. Biraz daha hızlanabiliriz bu şekilde. Sunumlar, yapılan büyük hatalar, yapılan yanlışlar, yapılan düzeltmeler, gerekebilecek ne düzeltme var? Bunları bu şekilde anlata anlata yaparsak kendim de sorguluyorum. Belki mesela benim eski yaptığım hataları da tekrar görüp tekrar pekiştirmiş oluyoruz. Çünkü insanoğlu unutkan bir varlık arkadaşlar. Yapılan eski hataları tekrar hatırlayıp bir daha yapmamazsınız. Yani pekiştirmiş oluyorsunuz, anladınız mı? Hatalarınızı tekrar hatırlayıp, yapılan hataları görüp düzeltme sağlayabiliyorsunuz, anladınız mı? Bunun böyle yararları var. İlerleyen süreçlerde de takımınız olursa inşallah bu hataları da siz yapmazsınız. Yani bunları görmek işinize yarıyor. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar video. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere bakalım.